Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes ve tabii ki Facebook'tan takip eden kardeşlerimiz. Efendim, açıldık, inşallah saçılmadık. Çünkü farklı gazeteler bu konuda farklı yorumlar yayınlıyorlar bugün. Bazı gazetelerimiz mesafenin korunduğunu, büyük çoğunluğun maskeli olduğunu yazarken, gerek sanal gazetecilerimiz, gerek normal gazetecilerimiz, bazı bölgelerde, bazı noktalarda daha doğrusu, Hakan Özpolat kardeşim günaydınlar, Cem Onbaşı iyi yayınlar demiş, Cuma Gül Maradova, kaçırmayalım herkesi de, çünkü bazen böyle tak 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 diye Aytaç Keleşoğlu günaydınlar. Evet, her taraf yalaş bulaş oldu bence diyor. Aslında biraz galiba şey yaptık, canlandık, biraz hareketlendik, çok dikkatli olmak lazım. Çünkü evet, doktorlarımız uyarıyor, uzmanlar uyarıyor. Sayın İçişleri Bakanımızın çok yerinde bir uyarısı var, Ayşegül Baybars'ın. Sayın Jaleh Refik Rogers'ın uyarısı var, çok yerinde uyarılardır bunlar. Halkın Partisi'nin iki kadın vekili aynı zamanda. İkisine de sevgi ve saygılarımı iletiyorum ve çok mantıklı ve çok doğru açıklamalardır. Salgın bitmedi diyor Sayın Baybars, Sayın Rogers da. Aşı olmadan yenmek olmaz. Lütfen bu uyarılara dikkat edelim. Mehmet Coş Karşılı kardeşim, Kemal Osman Ceyhanlı, Erdinç Ökten, Uğur Kambur, Kezban Ali, Kubilay Güler, Şenel Türksoy Cömert, Halil Düzgören, Mehmet Uluçaylı, Necdet Mavi Gözlü, günaydınlar, sevgiler, saygılar Erdinç Ökten demiştik. Hüsnü Garınca Poyrazlı, Kemal Osman Ceyhanlı, Salih Canseç Müdürüm, güzellikler seninle olsun. Evet, dikkatli olalım, çok dikkatli olalım. Gerekmedikçe lütfen ama lütfen sarılma, kucaklaşma olmasın. Eller yıkansın, hijyen olsun. Siz yıkanın bol bol. Suya da dikkat, aman bol bol diyoruz ama. Doktor Kamil Özalay Almanya'dan bize tedbiri elden bırakmayın, tehlike kapıda. Hasan Hüda Ecer hocam diyor ki günaydın Serhat'ım, testimizi yaptık, kafamız rahatladı ama yine de dikkatli olalım. Evet, dün biz de basın mensupları, özel sektör COVID-19 testimizi yaptık. Bu konuda da bahsedeceğiz biraz sonra. Basın Sen Başkanı'nın çok güzel bir yazısı var bu konuda. MT Gümüşok, İçim Naderi, Mustafa Karataç çok güzel. Evet, Sayın Baybars'ın ve Sayın Jaleh Refik Rogers'ın açıklamaları, doktorlarımızın açıklamaları bu konuda 14 gün diyor en azından Özlem Gürkut Tabipler Birliği Başkanı, okul konusunda, okullar konusunda beklememiz lazım diyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Bir doktorumuz, tabii ki o da Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Doktor Emre Budalı, Dünya Sağlık Örgütü tanı için sadece PCR testlerini öneriyor. Dünya Sağlık Örgütü WHO, yani WHO, WHO, who cares dememek lazım. Who cares dememek lazım. Bize dün sanırım PCR değildi yapılan, çünkü kanımızı aldılar buradan. Bizimki hızlı test olması lazım. Negatif çıktı tüm 1400 kişi, gazeteci arkadaşlarımız. İnşallah 14 gün, bu 14 gün çok kritik. Bu konu çok önemli. Mustafa Karataç, Hikmet Kaya, dün Bakanlar Kurulu yaz mesaisini açıkladı. Zaten 2 aydan beri evdeyik, artık çalışma zamanı. Bana göre bu sene yaz mesaisini bırakıp canla başla çalışmamız lazım diyor Hikmet Kaya. Çok doğru ama çok dikkatli olmak lazım. Evden çalışabilene o şansı tanımak lazım. Çünkü 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi aynı odanın içinde, yani çok affedersiniz, nüç içi kadar söyleyemem çünkü şey değil. Ama siz anladınız ne demek istediğimi.
insanın arka kısmında kürek kemiklerinden aşağıya, belden de aşağıya olan organın içi kadar küçücük odalarda 4 kişi, 5 kişi, 3 da müşteri geldiği zaman, müşteri geldiği zaman durum çok kritik olabiliyor. Hikmet Kaya, çok katılıyorum buna. Çok önemli bu konuda tabii çağrılar da var. Örneğin hani üretim yapıp kalkınacaktık? Özel sektörün çalışma saatleri nasılsa kamu kurumlarda da aynı olmalıdır. Sayın Tatar hükümetine duyurulur. Zengin bir ülke değiliz, ayaklarımızın üzerinde durmak için çalışmalıyız ve de çok çalışmalıyız. Kendimiz birbirimize yetmeliyiz diyor Derviş Atatahiroğlu. Güzel söylüyor ama sıkıntı nerede? Sıkıntı ıkışıklık dıkışıklık meselesinde. Yani onun için itamirlerinin vatandaşla birebir işi olmayan işlerin evlerde de yapılmasını, home office'te yapılmasını İngiltere'deki gibi, Avrupa'daki gibi başarabilmesi lazım. Bu çok önemli çünkü mümkün olduğunca Hikmet Kaya ve Atatahiroğlu bu konuyla değindiler. Önemli bence. Esnaf bekliyor. Esnaf, bugün gazetelerde bu haber de var. Necati Ahmet Özkan kardeşciğim günaydın. Zahide Ertürk, Hidayet Ali Sarı günaydınlar. Covid yeni test geçersizdir. Burada yapılmaz diyor Kamil Özalay. Almanya'da yapılmaz. Biz zaten Kıbrıslı Türkler göze baktığı zaman da anlarık. Onun için sıkıntımız yok. Sen de bu özelliğini Alman doktorlara kabul ettirir miyim bilmiyorum. Koch Enstitüsü'ne. Ama yani biz anlarık. Böyle baktığımızda biz Facebook'tan da hemen paylaşırız. Serhat'ta kesim var diye. Anlan. Evet. Gabudi'den herkese selam. Yılbay Direkçi kardeşciğim beklemedeyik diyor. İnşallah Gondaras'ta açılsın gayrı. Mahsun Uysal günaydın. Betül Karayel günaydın. İyi yayınlar. Mahsun Uysal kardeşime selamlarımı ediyorum. Serkan Benzinci, Ali Ünyayar, Salih Demirkent. Dün dükkanlar kepenk açtı. Yollarımız insan doldu. Ama esnafın işi zor diyor. Gerçekten esnafın işi zor. Dün bu konuyu gerçi Sayın Maliye Bakanı da kabul ediyor. Bu başka bir açıdan devletin gelirleri %57.7 neredeyse %60. Yani devletin kazandığı her 10 liradan 6'sı gelmiyor artık. Dolayısıyla esnafın çok ciddi sıkıntısı var. Ben sadece dere boyunda hem de çok önemli markalardan 3-4 kapanan, boşalan dükkan gördüm. Bu önemli. 45 gün içerisinde bu olayın olması Fikri Özsaidoğlu Dağcı bence normal değil. Funda Karadurak günaydınlar. İbrahim Özsanlı, Aziz Kamil, Musa Önder günaydınlar komutanım. Siz açıldınız da biz Londra'da hiç kapanmadık ki diyor Musa Önder. Evet, Londra'nın durumu hala içler acısı tabii ki. Emine Ferut Özuçar günaydın. Nazime Abdullah günaydınlar. Çok dikkatli olmak gerekir. Kimse tatlı düşünmesin, mesafeyi korusun. Eren Birgin günaydın kumandanım diyor. Günaydın asker kardeşim, arkadaşım. Bahar ayları gevşedi koronanın yayları. Geldi bahar ayları gevşedi koronanın yayları diyor. Erhan Birgin kardeşim. Atatahiroğlu'na tekrar günaydın. Semaşah Hacarifoğlu günaydın. Nesrin ve Halil Çavlan bize günaydın diyor. Biz de ona onlara söylüyoruz. Ve Said Kumru günaydın. Şeyhülislam Serhat Efendi. Korona yaz kış mesaisi bırakmadı. Karıncalar gibi çalışalım. Kimseye minnet etmeyelim diyor. Çok doğru. Mehmet Şenler günaydın. Semavi abim günaydın. Semavi aşık günaydın. Günaydın. Günaydın herkese. Efendim yine de fazla şey yapmamak lazım. Gülmek de lazım. Gülmek de lazım. Devlet daireleri dediler de şimdi devlet dairelerine Gülseren Ateş, Kaan Güler, Bitsada'dan selam ediyor. Halil Eke günaydın. Devlet dairesine birini almışlar memur olarak. Türkiye'de, Edirne'de. Bir senede adam yatlar katlar almış. Hemen Ankara'dan 3 müfettiş göndermişler. Demişler kardeşim sen ama cin gibi zeki, puf, gözler çakmak çakmak. Demişler sen kesin rüşvet alıyorsun. Vergi dairesine almışlar çünkü adamı. O da demiş ki yok ne münasebet demiş. Estağfurullah ben öyle bir şey yapmıyorum.
Gerçi estağfurullah yapıyorum, teşekkür ederim anlamına geliyor ama yapmıyorum demiş. E ne yapıyorsun? Demiş iddiaya giriyorum herkesle ve hep kazanıyorum. Nasıl demişler. Demiş mesela sizinle de isterseniz girelim, ben sağ gözümü ısırabilirim demiş adam. Ya mümkün değil. E demiş birer ay maaşınızı koyun demiş isterseniz üçünüz de. Siz kazanırsanız bana birer ayınızı vereceksiniz. Ben kazanırsam size birer aylık, yani benim 3 aylık toplam maaşımdan birer ay vereceğim demiş. Çıkarmış sağ gözünü, ısırmış, meğer takmaymış göz. Şaşırmış tabii insanlar ama bizimkisi kazanmış demiş. İsterseniz birer senelik de girelim iddiaya. Nasıl demiş? E demiş ben sol gözümü de ısırırım. Yahu demişler yapma etme, çünkü senin iki gözünde takma olsa memur yapmayacaklar seni demiş. Kabul eder misiniz? Dişleri çıkarmış bu defa, sol gözü de ısırmış. Cin gibi adam, zeki, çalışıyor. Şimdi memurlar da bitecek şeydi. Hatta demiş benim malum organ da dört köşelidir demiş. Malum organ söyleyemiyoruz ne olduğunu, kol, ayak falan olabilir. Ama her şey olabilir. Yani anlayan anlamıştır. Cin gibiler cin cin çiğner çünkü. Evet, cin gibiler cin cin çiğner. Eski bir reklamdı bu. Üç memur da olur mu böyle demiş ya, 10 senelik isterseniz gel ve 5. Yani 1 senelik gene iddiaya girelim. 1 sene ben size maaşımı vereceğim. 3'e bölün 4'er aylık maaşımı alın demiş. Değilse siz bana 3'er aylık maaşınızı vereceksiniz. 3'ü de bakmışlar değil demişler. İşte değil, 4 köşe değil falan. O da demiş ki tamam ama demiş ben burada çalışan 870 kişiyle Ankara'dan gelen memurlara bu kolonya şişesini böyle tutturacağım demiş. Yani olay böyle olmuş. Onlar da yani ben oradan kazandım. Şimdi bunu neden anlattım? Belki gülersiniz diye bu zor günlerde. Ama gülmezseniz bile cin gibi olmamız gerekiyor. Olay bu. Raif Toluk kardeşim. Günaydın Gülseren Ateş. Erol Köse günaydın. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Fazla açılmadan çok dikkatli olmak lazım diyor Kamil Özalay. Muhammed Reza Gaffari iyi yayınlar. Maske kullanım konusunu lütfen halka tekrar hatırlatın. Dün Mausa'da birçok kişi maske takmazdı. Sadece boyunlarında bir aksesuar vardı diyor. Bu da ilginç tabii ki. Takın lütfen. Evet. Evet. Bilinmezden bilinir olduğu bir güne gireriz inşallah diyor Adnan Altan hocam. Sevgiler, saygılar. Oya Çekiç günaydın. Günaydın. Mustafa Yılmaz, Mahsun Uysal. Evet, evet. Kol. Efendim. Yani fıkralarla başladık. Futbol başlayacak mı? Cenk diyor ki, Cenk Mutlu Yakalı çok güzel yazdı. Ben katılıyorum. Ya o diyor futbolu bırakın bu sene. Kapatın Mausa Türk Gücü'nde. Şampiyon ilan edin. Gelen seneye bakalım diyor. Katılıyorum ama siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Yani Ayşe Ömer Balkaya sağlıklı günler, günaydınlar. Osman Berkel Kara Osmanoğlu günaydınlar abim, günaydınlar Osman abim, sevgiler saygılar. Fatoş'a da selamlar. Sadun Argüden günaydınlar, günaydınlar. Evet, Yüksek Mahkeme Başkanımız dün BRT'de bir programa katıldı. Acil konular ve hükümsüz tutuklularla öncelik vereceğiz dedi. Bence çok güzel bir açıklamaydı. Çok doğru bir açıklamaydı. Çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüz tabii ki. Kardeşimiz, ablamız, her şeyimiz, canımız, ciğerimiz ama çok güzel bir açıklama yaptı. Allah yargıçlarımıza, mahkemelerimize, tüm çalışanlara da kolaylık versin. Açılımla birlikte yavaş yavaş onlar da, Kemal Zaim kardeşim günaydınlar. Bütün esnafın diyor Allah yardımcısı olsun. Amin. Ülkede çalışma saatlerini düzenlemenin, marketlerin, konfeksiyonların, inşaat sektörünün, özel sektörünün lazım diyor Kozan Yorgancı. Bunları da düzenlenelim. Tam da fırsattır diyor. Sadun Argüden, Sayar Aker, Ayşe Ömer Balkaya, Ercan Ergün. 90 kilogram idim, 100 kilogram oldum diyor Ercan Ergün. Evet, ben de 133 idim, 135 oldum Ercan. Özgül Erdoğan Özdemir Ağa günaydınlar, hayırlı çalışmalar dilerim. Birazcık sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bu korona döneminde 45 günde sadece korona ile alakalı odaklandığımız için diğer taraftan birçok sağlık, özellikle tır 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 konusunda yani bir miktar kaybettik pusulamızı. Asaf Şenol abim günaydınlar, babanızın annenizin ellerinden öpüyorum, selamlar ediyorum. Ve çok
değerli bir insanı. Bugün onu yazmaya çalıştım, bir miktar anlatmaya çalıştım. Köşe yazısında da okuyacağım. Aysun Öztürk müdürüm, günaydınlar eski müdürüm. Şefika teyzemizi, Şefik abamızı Yeşilırmak'ta kaybettik. Aslında Yeşilırmak'ı bilenler çok iyi bilecekler. Asmalı Plaj denen yerimiz var. Asmalı Plaj. Orada çok büyük bir asma var. 1953'te ekildiği söyleniyor. İşte o Asmalı Plaj'ın sahibiydi. Şefika teyzem 86 yaşındaydı. Londra'da evlatlarının yanında yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin. Bugün okuyacağız onları, bütün Yeşilırmak'a, evlatlarına, tabii ki onlar Londra'da, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Çok değerli bir insanı yitirdik. Okullarımız ne olacak? Okullarımız, Özlem Gürkut doktorumuz diyor ki, bakacağız 14 günden sonra, söyleyeceğiz görüşlerimizi. Ona göre de hükümet de diyor ki, biz de ona göre karar vereceğiz. Başka ülkelerdeki örnekleri var. Son sınıfları açıp bir şekilde mezun etmek gibi. Hünal Berkan Kardakçı, Ümket Onum Gücü, günaydınlar. Maosa Türk Gücü'ne bence de versinler şampiyonluğu. Zaten olacaklar. Yaz sıcağında kimseyi uğraştırmaya gerek yok diyor Fırat Golal. Halil Hocam, Halil Oktunç Hocam günaydın. Yaşar Aracı günaydın. Açtın dün, tamamladın mı Yaşar? Açıldın artık, tamamsın. Evet, her şey yolunda mı? Ve havamızın durumuna gidelim. Evet, Gabuli'den bize yılbaya bir selam etmişti. Selamlar ediyoruz Ecbed Ali Kanatlı hocama da. Neden hocam bu futbol işine? Bu sene için zor herhalde diye düşünüyorum. Salih Canseç müdürüm günaydın. Yaşar Aracı kahvaltı fotoğrafı attı, va isteyerek yapar. Delirtmek maksadıyla. Ne diyormuş? Adamın biri de, çünkü delirdik hikayesi var ya bu korona morona süresinde. Adamın biri Manhattan'da, New York'ta 35. katta kalıyormuş. Yangın çıkmış, işte herkes kaçıyor yangın merdivenlerinden falandan. Bu bir üst katta, 36. kattaki komşusunu görmüş, elinde bir paket gibi bir şey tutuyor. O ne demiş, sen kaçarken canını kurtar. Bu demiş, benim horozum. Bizimki takkadak düşmüş, bayılmış. Bir de itfaiyeciler, sağlıkçılar onunla uğraşıyorlar. İndirmişler 36 kat aşağıya adamı zorla. Gebermiş itfaiyeciler de, sağlıkçılar da. Demişler, be adam, yangın var, nasıl düştün bayılın? Demiş, vallahi bir senedir bu Manhattan'da 35. kattayım. Görmediğim psikiyatrist kalmadı. Manhattan'da 36. katta horoz besliyor adam. Ben nereden aklıma gelsin? Her sabah horoz sesi geliyor kulağıma diye, görmediğim psikiyatrist kalmadı demiş. Bizim de ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum bu dönemde. Yok abi Yaşar'ım, sağ ol, çok teşekkür ederim. Hayır. Serhat Mahan günaydınlar, sağlıklı günler. Ahmet Beyaz, evet, sabırlı ve sakin olmak lazım. Panik yapmadan, kurallara uyarak atlatacak bu günleri diyor Serhat Mahan. Ahmet Beyaz günaydın. Cuma Karabora günaydın. Hava durumuna geçelim. Hava durumunun ardından bugün gazetelerimizle başlayacağız. Devam edeceğiz. 8:20 geçe gibi ilk aramızı vereceğiz. Sonrasında köşe yazımızı okuyacağız. İngiliz gazetelerimiz, Türkiye gazetelerimiz var ve bol bol telefonlarınızı da bekliyoruz. Görüşlerinizi dinleyelim diye. Şimdi hava durumu. Evet, hava durumuna bakalım. Bugün 5 Mayıs 2020, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında bir sıcaklık söz konusu olacak. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Girne bugün 24 derece olacak. Çamlıbel, Lapta, Boğaz ve Esentepe 20 derece. Akdeniz 22 derece. Alev Kayası 19 derece santigrat. Lefke 21, Güzelyurt 24, Lefkoşa, Ercan ve Geçitkale 25,
Beyermudu 22, Gazimaosa 24, İskele 24, Yeni Erenköy 22 derece santigrat. Bölge genelinde fırtına beklentisi yok. Bir kez daha söyleyelim, parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak, yağmurlu ve gök gürültülü geçecek dedi bugün. Bugün kolay gelsin sevgilicim Alteralı yeğenim, günaydınlar. Mehmet Tutuş, Mustafa Usta'ya selam gönderir misiniz diyor Mehmet Tutuş. Mustafa Usta'ya selam, Mustafa Usta. Selam Mustafa Usta. Muhammed Gözay günaydın. Cuma Karabora günaydın. Selamlar, saygılar. Ve gelelim bugün internet gazetelerimiz neler yazdı. Covid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan iş yerleri dün kapılarını açtı. Ancak ilk gün satış yapamayan esnaf gelecek günlerden umutsuz diyor haberci ve manşet yandık. Yandım yandım ki ne yandım o durumda yani. Evet, ilk gün satış yok. Girne'de, Lefkoşa'da esnafla konuştuğu vatandaş yükselen döviz kurlarından bahsediyor herkes ki bu çok 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 önemli. Covid-19 döviz 21. Çok kötü. Yani döviz 21 şu anda vereyim sizlere. Örneğin İngiliz poundunun bugünkü şu andaki değeri 8.8. Yandık yandık yine yandık. Evet, İngiliz sterlini böyle. Euro euroya bakalım, bir euro avro ne durumda? Avro 7.7. Evet, avro da böyle. Mavro yerimoya bakalım dolara. O da onun Türkçesi mavro yerim olur doların, öyle diyorlar. Evet, dolar artık 7'yi temizledi. Bu konuda çok ilginç bir yazısı var. Dün Yılmaz Özdil'in Türkiye'de Sözcü gazetesinde dolarla ilgili, dün müydü yoksa artık yazılarımı karıştırdım ama bir bakarsanız yani Amerikan dolarının nereden nerelere geldiğini de göreceksiniz. Bu günlerde çok önemli, çok güzel, çok efkaris dolu bir haberimiz daha var. Stelios Vakfı Kıbrıslı Türklere, Stelios Vakfı artık parmak yalamaktan vazgeçtik. Çayfayı çevirir ka, kolonyaya dökerik. Evet, Stelios Vakfı çok önemli. Yardımda bulundu Kıbrıslı Türklere. 50 bin Türk lirası yardım. Neredeydi bu haber? Ha, buradaydı. Söyleyelim. Lefkoşa Türk Belediyesi'ne 20 bin sterlin, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne 10 bin sterlin, Burhan Almantoğlu Kalkındırma Derneği'ne 15 bin sterlin ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'ne 5 bin sterlin bağışladı. Efkaristo, thank you, teşekkürler. Gerçekten bu önemli bir olay. Stelios Vakfı iki toplumlu projeleri de yapıyor. Bu zor günlerde bu yardımı yapması, akmaz adamlar, çok güzel oldu. Ve aylar sonra Güney Kıbrıs'ta da en düşük vaka sayısı. Dün sadece 2 kişi çıktı pozitif. Bu arada belirtelim, grev söylentisi var. Bakanlar Kurulu kararı ile dün akşamdan itibaren benzinde 40 kuruşluk indirime gidildi. Benzinciler ayağa kalktı. Benzinciler 40 kuruş indirimi kabul etmiyorlar. İlginç bir durum bu da. Ve hükümsüz tutuklular önceliğimiz, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi'nin açıklaması var. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, koronavirüs tedbirleri sürecinde yargıda alınacak, atılacak adımları anlattı. Acil konular ile cezaevindeki hükümsüz tutukluların davalarının öncelikli olacağını ifade eden Şefik, ceza mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinin göreve başlayacaklarını söyledi. Hayırlı ve de uğurlu olsun diyoruz bizler de.
Afrika gazetesinin manşetindeyiz. Yasağın kalkmasıyla herkes sokağa döküldü. Trafik tıkandı. Eski halimize döndük. Ancak doktorlar rehavete kapılmamak için uyarı yapıyorlar. 14 gün sonra belli olur, diyor Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özdem Gürkut. Okulların açılması için en sağlıklı değerlendirmenin en az 14 gün geçtikten sonra belli olacağını söyledi. 14 gün sonra Tabipler Birliği kurulu bir durum değerlendirmesi yaparak tavsiye kararlarını sunacak, diyor. Ve kapılar kapandıktan sonra güneydeki işlerine gidemeyenler yetkililerden çözüm bekliyor. Biz turist değiliz. Evet, bu konuyu Sayın Akıncı'nın geriye Anastasia ile konuşmasını bekliyor insanlar. Sayın Erhan Erçin, yüksek müsaadelerinizle bu konuyu bence bir konuşun. Ne diyorlar? En azından bu insanlara bir test yapılsın. Sadece çalışanlar gidip gelebilsin. Yani sadece çalışanlar, onlara birer kart çıkarılsın. Rum tarafından, birer kart da Türk tarafından. Enik serodibode nafkalizilgurti. Ha, burada ne anlama geldiğini tam olarak bilmediğim. Nafkalizilgurti'yi biliyorum, yani aspa çıkar gibi bir durum, ama ya bunu birine söyledik anlamına çekmeyiniz. Öylesine söylüyoruz. Ama muhakkak bu önemlidir. Yani bu işsizliğin önüne geçmek adına önemlidir. Bu arada güneyde ekonomik durum daha bizden biraz sağlam. Çünkü orada %43 insanların gelirinde en küçük bir kesilme, düşme falan filan olmadı. Tabii bu da aslında bize şunu gösteriyor. Gelirlerimizin, devletin gelirlerinin %60'ı kesildi. Oturup birilerinin Türkiye ile konuşması gerekiyor. Bugünlerde Sayın Olgun Amcaoğlu açıklama yaptı. Konuşacağız dedi bu konuda Sayın Türkiye yetkilileriyle. Varsa tabii ki Türkiye'nin de parası. Çünkü orada da durum pek içler acısı değil ekonomi açısından. Çünkü döviz dağ başını duman almış. Yani diyor, gidiyor döviz. Ancak düşünün, bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi yardım yapması en çok ya da en elzem olan bir durum şu anda. Çünkü gerçekten şu anda alternatif yok. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni, otonom Türk yönetimini yöneten insanlar bizi getirdikleri noktada ne kadar çaresiz duruma düştüğümüzü de kabul etmek mecburiyetindedirler. Şu anda içine düştüğümüz kimsesiz durumun geçmişte yapılan hatalar olduğunu ve artık bu hatadan geri dönülüp bir çare üretmemiz gerektiğini yeni dönemde, yeni hayatımızda herkesin iki kez düşünmesi gerekir, hatta üç kez düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. 1419 test yapıldı dün, pozitif yok. Bunu da Afrika gazetesi ön sayfadan duyurmuş. Akaryakıta 40 kuruş indirim Hakikat gazetesinde de yer aldı. Milli Eğitim Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların açılması için acele etmiyoruz dedi. Ve Hürriyet Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, hükümeti yaşanan ekonomik krizin bedelini sadece dar gelirliye ödetmekten hemen vazgeçmesi ve maaşlardan kesinti yapılması kararlarını geri alma yönünde uyardıklarını bildirdi. Evet, devletten daha zengin ve güçlü konuma gelenlere bu kriz döneminde hiçbir sorumluluk yüklemeyen hükümet var, diyor Sayın Serdaroğlu. Aslında yanlış bir şey söylemiyor. Evet, salgın bitmedi bugün. Evet, özür dilerim, sadece internetteki gazetelere, daha doğrusu sanal gazetelerimize bakacağız. Sağlık Bakanı Pilli ile Başbakan Tatar arasında soruna yol açan, diyor Star Kıbrıs. Ama öyle bir sorun yok başbakanla
Sayın Pilla arasında. Bunu defalarca açıkladı Sayın Başbakan. Star Kıbrıs hala soruna yol açan diyor. Öyle bir sorun yok. Okulların açılması konusunda Sayın Pilli ve Sayın Başbakan aynı şeyi düşünüyorlar. Bizim kişisel görüşümüz diyorlar, açılmaması yönündedir. Ama bu konudaki kararı tabii ki sağlık uzmanlarının, ilgili komitelerin uyarısı, ikazı, tavsiyesi doğrultusunda Minister Council, Council of Ministers, Bakanlar Kurulu verecek diyor. Dolayısıyla geçtik. Normale dönüş sakin başladı diyor Halkın Sesi gazetesi bugün. Normale dönüş sakin başladı ama havadis korkutan kalabalık başlığıyla yayınlanıyor. Evet, korkutan kalabalık başlığıyla yayınlandı Havadis gazetesi bugün ve riskli çalışma grupları arasında bulunan basın çalışanlarına dün yeni tip koronavirüs testi yapıldı haberi Havadis'te de var. Çok ilginç bir haber var bugün Halkın Sesi'nde. Gönyeli'de belediyeden izinsiz şekilde monte edilen MOBESE platformu Gönyeli Belediyesi tarafından söküldü. Belediye Başkanı Benli, Gönyeli planlı bir kenttir. Estetik gelişimde hassastır. Güvenlik kameralarına karşı değiliz. Ancak bu kenti gelişi güzel bir demir yığını yaptırmayız dedi. Ahmet Benli, devletin diktiği MOBESE platformcuğunu, demirleri söktü. 14 Mart'tan beri durmadan görev yapan gümrük dairesi çalışanlarına hala COVID-19 testi yapılmadı. Güçsen tedbir alınmadığı takdirde görev kabul etmeyeceklerini açıkladı. Bu da Halkın Sesi gazetesinde yer aldı. Evet, Havadis gazetesini okumuştuk. Volkan gazetesi Erdoğan normalleşme programını açıkladı bugün. TİKA Engelliler Dayanışma Derneği'ne bağışta bulundu. Acil konular ve hükümsüz tutukluların davaları öncelikli olacak. Kamuda yaz mesaisi 11 Mayıs'ta başlıyor. Bu haberler Volkan gazetesindeydi. Ve Kıbrıs manşetin sür manşeti, biraz önce söylemiştik. Aşı bulunana kadar kurtulmadık diyor Cale Refik Rogers. Lütfen dikkatli dinleyelim. Bakan Pilli, toplam 1419 test yapıldı, pozitif vaka yok diyor. Akaryakıta önemli oranda indirim yapıldı ama ne yapacağız o konuyu bilmiyoruz. Ve Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı, 14 gün daha sabır demiş. Manşette Olgun Amcaoğlu var, Maliye Bakanı. TC kaynaklarını zorlayacağız diyor Sayın Bakan. Gümrük gelirlerinde yalnızca Nisan ayında %57.6 gerileme oldu. Gümrük gelirleri, fiyat istikrar fonu gelirleri ve KDV gelirleri bütçenin 3 ana başlığını oluşturmaktadır. Bunlardan yalnız birinde %57.6 gerileme olduğunda 15 Mayıs'tan sonra ancak bunun ne kadarını geriye çevirebiliriz göreceğiz dedi. Mart ayından itibaren COVID-19 nedeniyle ihmal ettikleri anayasal güvence altındaki ödemeleri yapmak için mücadele edeceklerini de vurguladı Sayın Amcaoğlu. TC kaynaklarını zorlayacağız diyor. Bu aslında bir çeşit de itiraftır. Çünkü kaynaklar ne yazık ki kesik durumda. Yani bunu birini suçlamak için tabii ki söylemiyoruz. Evet. Evet, evde kalmak daha iyidir. Evde kalmak daha güzeldir sevgili Şerif ablacığım. Başkanım, günaydınlar. Tamam. Sayın Mahmut Kamber, nasılsınız? Evet. Buyurun başkanım, canlı yayındasınız. Sizi dinliyoruz. Öyle mi? Süpersiniz. Evet. hayırlı yayınlar öncelikle. Buyurun. Esnaf. Evet. Esnaf zor durumda. Evet. Esnaf, çarşılar artık yüzleşmeyle yüz yüze geldi. Çünkü 55 gün 5 kuruş parasız kalan esnaf, ben ne olursa olsun kendi göbek bağımı keseyim diye dışarıya çıktı ama üzgünüz ki işler kötü. Bütün her şey kaldığı yerde.
ve %50'den alan esnaf ekonomi, buna bağlı olarak da gelir kaybı, 2 aylık %100 gelir kaybı var. Ve bu yüzleşmeyle nasıl başa çıkacağı ile ilgili de ortaya konan somut bir şey olmadı. Bir gerçektir. Bilmiyoruz ne yapacağız. Yani bu işi nasıl çözeceğiz? Bir açılmayan iş yerleri var. Mesela berber, kuaför, güzellik uzmanlarının açılmadığı ve dünyanın birçok yerinde ilk açılan grupta olan bu sektörde yaklaşık 1600 işletme, 8000 kişiye yakın kişi çalışıyor yanlarında ve bu sorunların cevabını bulamıyoruz. Bulmamız gereken kesinlikle tabii ki hükümettir. Bunlara somut bir cevap vermesi gerekir. Açılan işletmelerin hangi gerekçelerle açıldığı, strateji mi uygulandığı, yoksa bulaşın yöntemine göre mi açıldığı, ay içinde 70 sektörün birden açılması, aynı anda 20 kişinin sokağa çıkmasıyla oluşan durumu nasıl izah edecekler? Eğer ortada hiçbir şey yoksa, hastalık yoksa, açmadıkları sektörleri niye açmıyorlar? Böyle bir kargaşanın içinde gidiyoruz ve sabah bizim de yayınımızı izlerken hem esnaf sabahtan başladı telefon etmeye, ne olacak bizim halimiz. Bu kargaşanın içinde bir takım cevapları bekliyoruz. Bir an önce eğer sektörler açılacaksa açılmayan sektörlerin de açılması ile birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz ama herhalde bir ayın içinde bayramdan sonra oldukça kapanan iş yerleri göreceğiz. Şu anda ben 4 tane yani dün ve bugün sabah gördüm. Sadece evet. Dere boyunda önemli mağazalardan 4 tanesi kapalı. Yani önemli sayılabilecek olan büyük markalar bunlar. Bu tabii ki korku veriyor Sayın Başkan, değil mi? Yani evet, bileyim, fazla da yorum yapmak istemiyorum ama bankalara borcu olan insanlar da var. Esnaf borçludur. Esnaf zaten esnaf da yok. Gördüğünüz markalar bile herkes bankalardaki overdraftlarıyla, yani bankaların paralarıyla işlem getiriyorlar. Bir kısmı da işte gayri resmi kaynakların paralarıyla getiriyorlar ama esnaf dediğiniz gibi çok uzun yıllardır kriz yaşıyor ve çok uzun yıllardır malı büyük ipotekte ve bankalara borçlu. Döviz çok yükseldi. Bununla ilgili eğer işte sosyal devlet tanımını yaparak piyasaları açıyorsak, biz herkese yardım edeceğiz diyorsak elimizden geleni yapmamız lazım. Bu kriz tabii global bir kriz. Her ülke kendi şartlarına göre aldı ama üzgünüz ki bizde şart yok dediler. Yani bizim para pul yok, herkes başının çaresine baksın. Onun için başının çaresine baksın dediğiniz aslında gördüğünüz o sokakların boşalması sonucu ne olacağını esas o zaman hükümet görecek. Yani özel sektör yoksa hükümete kaynak yoktur. Özel sektöre bu süreçten sonra bilhassa kafandaki bu ekonomik şartları çevirecek üreticidir, esnaftır. Küçük ve orta boy işletmelere doğrudan kaynak aktarması gerekiyor ki işletmeler devam etsin. Borçlarıyla ilgili uzun vadeli önlemler alması gerekiyor. Esnafa borç al diyor ama esnafın borcu ödeyecek, yani %50 daralan bir ekonomide %50 gelir kaybı olduğunu düşündüğünüzde eski gelirine göre ki taksitleri nasıl ödeyecek? Önümüzdeki günler çok çok fazla ticari davaların, hukuk davalarının olacağı, alacak verecek davaların olacağı, mazbataların olacağı bu şekilde devam edilirse bir zaman dilimi geliyor. Yani başka bir kriz başlıyor aslında. Eğer sağlığı atlatmış isek, onun da çok emin değiliz henüz daha. Bilmiyoruz, bu sorunlarla ilgili muhataplarımız spesifik veya planlı bir şey ortaya koymuyorlar. İşte birileri bağırıyor, onun çözümünü buluyorlar. Sonra öbürü bağırıyor, birini buluyorlar. Sonra öbürü bağırıyor, diğerini kaldırıyorlar. Böylelikle yürüyoruz. Bu süreç doğru değil ama esnaf şunu bilsinler ki esnaf sadece ve sadece geçirdiği kötü günlerden dolayı bugün hiçbir şeyi sorgulamadan çıktı. Ama bunu bir ay içinde sorgulayacaktır. Bunun reaksiyonları da bir ay içinde çıkacaktır. Yani ortaya neler olacağı ile ilgili. Bunların inşallah önlemleri alınmıştır. Bir ekonomik akıl kullanılmıştır inşallah. Görmediğimiz için bunu telaffuz ediyoruz şu anda. Öyle bir ekonomik bir akıl, işte yerel üretim, yerel üretici demekle olmuyor. Yerel istihdam demekle olmuyor. Bunun gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Ülkeden sürekli şimdi kapılar
yani o bayramda açıldığında epeyce yine bir nüfus gidecek, gelip gelmeyeceği belli değil. Dolayısıyla içeride insan kaynağının da iş ağırlığıyla beraber insan kaynağının da ortada kalacağı, onların da gideceği. Baş başa kaldığımızda yeniden başlama tarifinin daha sosyal adalete dayalı, daha gelir eşitliğine dayalı bir yönteme geçilmesi gerektiğini öngörüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Çok çok sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Diğer hattımızda da sevgili Güven Bengihan var. Değil mi? Evet. Günaydın Sayın Başkanım. Güven Bengihan Başkanım. Canlı yayındayız şu anda. Sizden de bir yorum alalım. Açılım başladı. Dün karşılaştık basın mensuplarının COVID testinde. Koşudasınız Sayın Başkan. Nefes nefes. Virüsteyim. Tamamdır. Sıkıntı yok. Sefet Bey, sıkıntı yok. Ha, iyisiniz inşallah. Her şey yolundadır. Çok şükür. Sağlığımızı koruyalım diye dedik. Biraz da yürüyüş yapalım. Evet. Bir aydan fazladır hareketsizlik. O yüzden bu, dedik. Evet. Yeni. Biraz evet. Yürüyüş yapalım. Sağlık. Allah sağlık versin. 11 Mayıs'ta açılımlar devlet daireleri de tabii ki başlayacak diye biliyoruz. Veya başladı bile daha fazla. 5 kişinin, 6 kişinin, 3 kişinin, 4 kişinin, 2 kişinin küçücük odalarda müşteri de kabul ettiği bir dönemdeyiz. Evde çalışmadır veya ne bileyim mesai saatlerinin bazı saatlerini değişmek gibi ne bileyim bir şeyler konuştunuz mu bu konuda? Yani güvenlik tedbiri açısından. Şimdi bir kere bu konuyla ilgili biz Mart ayının başlamasından itibaren bu COVID salgınının biz Başbakanlık Müsteşarlığına ve Personel Dairesi Müdürlüğü'yle bu süreçle ilgili elzem yerler zaten bir fiil görevini yerine getiriyor. Yani bu elzem yerler dediğimiz alo sesi. Ha dinliyor. Tabii tabii başkanım dinliyoruz. Bu elzem yerler dediğimiz Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu sağlık çalışanları, hemşirelerden doktorlara kadar tutun, polisler, sivil savunma çalışanları, merkezi cezaevindeki gardiyanlar, sivil havacılıktaki itfaiyesinden meydan işletme, hava trafik kontrolörü, gümrük memurları, liman başkanlığındaki tüm çalışanlar, ayrıca Maliye Bakanlığı'nın hazine dairesi, bütçe dairesi, vergi dairesi, sosyal sigortalar dairesi, şu an sosyal hizmetler dairesi de motorlu araçlarda telefoniyen internet üzerinden online ödeme kabul ediyor. Yani elzem hizmetle bu salgının başladığı günden itibaren de bir fiil görevlerini yerine getiriyor. Ancak bu yerlerdeki çalışanlara dahi bu çok önemlidir. Hala daha test yapılmamıştır. Yani bugün ülkemizde test yapılmaya başlanmasıyla ilgili diğer ülkeler nazarında bizim ülkemizle ölçek anlamında Kıbrıs'ın güneyinden, Malta'dan, İzlanda'dan bahsettiğimizde bizim 5 katı test yapıldığını gördük. Ve sağlıkta bilim insanlarının, uzmanlarının dünya genelinde ve Dünya Sağlık Örgütü'nde önerilen taramanın daha geniş kesimlere ve daha çok test yapılmasıyla ve bu 45 günlük süre içerisinde de altyapı eksikliklerinin giderilmesine odaklanması gerektiğini söylüyorlardı. Ancak şunu belirtmem gerekir ki kapanmayla ilgili hem ilçeler arası hem sokağa çıkma yasağı kapsamında insanlarımızın da toplum olarak sorumluluk hissederek aldığımız tedbirler çerçevesinde bugün son yaklaşık 15 gün içerisinde pozitif vakanın çıkmaması bizler açısından çok sevindirici ve mutlu edicidir. Tabii bu konuda sağlık uzmanlarının farklı yorumları da olmuştur. Yani ülkemizdeki seyrinin farklı gelişmesine yönelik olarak endişeleri olduğunu da dile getirdiler. Bunu ama şunu belirtmek isterim ki şu ana kadar pozitif vaka çıkmaması bizim açımızdan evet, sevindiricidir. O bu bir kere burada hem toplumun bir başarısı vardır hem de alınan hükümeti kapatmayla ve yasaklamalarla ilgili sokağa çıkma ve belli bir saatten sonra tam sokağa çıkma yasaklarıyla alınan tedbirlerde başarı sağlandı. Ancak bunun dışında altyapı yönünden biz
yeterli tedbiri alamadık. Üzülerek belirtmek gerekir ki az önce söylediğim gibi hem testler bu süre içerisinde ilk 200-300 günlük test yapılıyordu. Son birkaç gündür 1400'lere 1200'lere çıkmaya başladı. Ve 45 günlük süre içerisinde çalışılan yerlerde test yapılması çok önemliydi. Ancak maalesef bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli açıklamayı yeterli yapamadığı için testlerin daha çok kesimlere tarama yöntemiyle yapılmama nedeniyle ilgili çok daha doyurucu bir bilgi vermedi. Bu konuda kurulan Sağlık Bilim Kurulu ve Başbakanlığın kurduğu COVID-19'la koordinasyon merkezinin başında bulunan doktorlarımız Sağlık Bakanlığı'yla organizasyon eksikliği olduğunu söylediler. Yani bu da çok önemlidir. Yani düşünün ki Başbakanlığın kurduğu bir COVID-19 koordinasyon konseyi ve Sağlık Bakanlığı'nın da kurduğu sağlıkla ilgili bilim insanlar diyor ki Başbakanlıkla ilgili hem istişarede hem de Sağlık Bakanlığı'yla organizasyonda sıkıntı var ve biz altyapı eksikliklerimizi daha tamamlayamadık. Şu an karantina hastanesi diye bir hastanemizi daha belirlemedik. 45 günde kurulacak dendi, açılacak dendi, yapılmadı. Evet. Yeterli sayıda solunum cihazının gelmediği konusunda bize bilgi geldi. Hastane çalışanlarına daha yeni ile bitti test sayısı. Evet. Yani düşünün ki hastane çalışanlarının da test sayısı yeni bitti. Evet. Bunun dışında yeni açılacak olan kamusal alanlardaki görevliler bizi arıyor, diyorlar ki bize test yapacaklar mı? Evet. Dedik, biz de söylüyoruz. Gönlümüz ve sağlık yapılması gerektiğini söylüyor. Ne kadar çok geniş kesime, özellikle de halkımıza hizmet verilecek olan alanlarda yapılması gerekir. Bir motorlu araçlar düşünün, vergi dairesini düşünün, sosyal sigortalar dairesini düşünün. Halkımızla iç içe hizmet verilecek yerlere, bankaları düşünün. Şimdi bankalarda da buralara evet, daha yapılmadı. Yani bunlar eksikliklerdir. Yani bunları dile getirmezsek aman her şey güzeldir, her şey tıkırındadır demek de çok doğru değil. Doğru yapılanı nasıl ifade ediyorsak 13-14 gündür pozitif vakanın çıkmaması olumlu bir şeydir. Bu ortaya konulan kısıtlamalarla ilgili başarı sağlanmıştır. Ancak altyapı noktasında başarı sağlanmamıştır. Bunu evet, sağlık uzmanları zaten dile getiriyor. Tabipler Birliği'nin bugünkü açıklamasını da okuduk hep birlikte. Tabipler Birliği de bu konuda yorumlarını basınla paylaştı. Orada da açılmanın kademeli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi. Ancak baktığımız zaman şu an kamunun tümü açıldı. Yani %95 Serhat Bey, kamu dün itibariyle açılmıştır. Evet. En hızlı bir şekilde testlerimizin yapılmasını bekliyoruz. Kesinlikle. Tamam yani başkan. Size kesinlikle önemlidir. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Size iyi yürüyüşler, hayırlı sporlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Ederim. İyi günler. Sağ olun. Evet, Güven Bengihan'ı da aldık sevgili Kamber Başkan'dan sonra. Yusuf Kadir Beyleroğlu bize selam ediyor, biz de ona ediyoruz. Ali Polat'a, Selver Kaya'ya, Arasta Çarşısı açıldı, incin top oynuyor, maskemizi takıyoruz, dükkanların içinde dolanıyoruz. Dükkanların açık olması tek çözüm değil diyor. Hükümet vatandaşın 50 gündür kullanmadığı aracı için gecikme zammı alıyor, alın size hükümet diyor Muhammed Gözay. Mehmet Sezgin 50 bin sterlin diyor, acaba sordu mu? 50 bin sterlin göndermiş. Fena para değil Mehmet'im. Salih Eşref Asoğlu, Ercan Mert Doğdu günaydın. Zekiye Paşa, ilk günden çok bir şey beklemek gerek, beklememek gerek dediğin gibi yandık. Restoranlar korona testi yapmazsa açamaz. Merak ettim dün açılan işbaşı yapanlara bu test yapıldı mı? Hayır, yapılmadı ama restoran açılmadı daha. Altan Karakuş, yaklaşık 1,5 aydır güneydeyiz. Kapılarda ne Rum ne de Türk bize zorluk çıkartmadı. Ailemize eşya yollarız veya ailemiz getirir. Dünkü polis ve gümrükçüler resmen bize ırkçı bir tavır yapıp ne verebilin ne de alabilin diyerek bizi Metehan kapısından kovaladı. Ayıptır yaptıkları diyor. Altan Karakuş diyor bunu. Şimdi Türkler mi Rumlar mı yaptı sevgili Altan?
Süleyman Yalçın'da sadece çalışanlar diyorsunuz ya, Pile'deki KKTC vatandaşlarına da test yapılıp kuzeye geçmeli. Onlar üvey evlat değiller. Orada sorunu çıkaran KKTC makamları değil sevgili Süleyman Yalçın'da. Kamil Basmacı Galimera Serhat Bey, en eşi Dulya en eşi Fahi diyor. Muhammed Gözay tekrar, Gürcan Yücel, eskiden bol paça giyerdik şimdi daraldı. Konu bu diyor Gürcan Yücel. Hasan Kerman, günaydınlar, günaydınlar. Dursun Çebi, Dipkarpaz'dan günaydınlar. Türkiye Cumhuriyeti para verecek fakat biz de ödevlerimizi yapalım. Belediyeler yasası bir an önce meclisten geçmeli diyor Dursun Çebi. Herhalde tanıdığı var para konusunda, bilmiyorum sevgili Dursun Çebi. Pembe Kurtaran Kartal, Yusuf Derin, günaydınlar. Nazime Abdullah tekrar günaydınlar. Altan Karakuş, güneyde hayat normale döndü diyor adeta. Ender Sıcak Yüz, dün açıldık ama anladım ki boşuna kapalı kalmışız. Sanki çekler karşılıksız çıkmamış, sanki karantina süreci değil, herkes tatil yapmış. Değişen bir şey yok. Kontrolsüz şekilde bütün iş yerleri doluydu. Esnaf bir rehavet, kimse ders çıkarmamış bu süreçten. İkinci bir dalganın gelmesi bana göre kaçınılmazdır diyor Ender Sıcak Yüz. İnşallah yanılın kardeş, çünkü yanılmazsan yandık. Evet. Testlerimiz güneyde yapıldı diyor Altan. Güven Bengihan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Şerife Ahmet Uzun, döviz yükselmedi. Türk lirası değer kaybediyor. Sorun oradadır. Çok teşekkür ederim. Doğrudur söylediği. Yanlış kullandık ifadeyi. Evet. Emel Boydaş, Sait Kumru, bütün esnaf zor durumda. Ancak arabalar da hepsinin cippa. Bir tanesinde Renault görmedim. Bu ne biçim tezat diyor. Sıkıntı var. Ahmet Golcu, Serhat kardeş iyi yayınlar. Sayın Sucuoğlu 9000 kişiyi 1500 TL için yalan beyan yaptı diyor. Peki bu kişiler hakkında yalan beyanla devleti dolandırmaya çalışmakla ilgili bir soruşturma açılacak mı? Dava açması gerekmez mi devletin diyor. Öyle bir işe yapıldıysa yalan beyan yanlıştır. Muhtarım Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık selam ediyor. Maskesiz yollara döküldü herkes diyor Ezcan Özsoy. Bu konuda önlem alınması lazım, güvende kalınması lazım. Okan Erdemsiz, Mehmet Bahadır, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Aras'ta fiyatları ne zaman Türk parasına çevirecek diye sordu Mehmet Bahadır. Okan Erdemsiz, özlü bir sözü bir olanlara günaydın, günaydın abiciğim. Metin Emirali Bengüsü, para olmayan hükümet pandemi hastanesini nasıl yapacak? Para olduğunu söylüyor fonda Sayın Ali Pilli. Güner abim günaydın. Mücahit İmalı, Erhan Akar, Kamil Özalay. Ve şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra burada olacağız. Gazetelerle devam edeceğiz. Ali Kişmir Başkanım'ın dün yazdığı bir yazı var bizimle. Yani Covid-19 testi yapılan basınla ilgili teşekkür, onu da okuyacağız. Fatma Tuğcan, esnaf satış yapamayacak çünkü deneme yok, geri alma yok, para iadesi yok. Aldığın bir şey oldu olmadı at gitsin. Olmayan paralarımızı böyle çöpe mi atalım? İnsanlar hava almak için sadece çıkar. Bu da ilginç bir durum tabii ki, deneyemiyoruz falan. Şimdi ara verelim, aradan sonra buradayız.